uyandıracak. Eyvallah. Bir, bir tarih İnkişaf diye bir mecmuamız vardı. O dergide bahsetmiş miydim burada bilmiyorum. Yok hatırlamadım. O dergiyi 2004'lerde çıkarmıştık. Hı -hı. Hep reddiye yazardım orada. 10 tane isimle böyle müstahar isimle ilmi yazılar yazardım. On Nereye ayrı, yazardım? 10 ayrı mahlazla. 3 ee, ayda bir çıkardı Hı -hı. o mecmua. Neye yazardık? Ankara okulu var. İslamiyat dergisi var. İşte o Siyeri yeniden okumak diye bir hmm. kitap var ya şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı hakaret eden adam. Hmm. O kitabı basan yayın evi. O bir dünya inşa ediyor. Ona hep reddiyeler vardı orada. İlmi reddiyeler Allah'ın inayetiyle. Sonra o dergimizi Amerika'daki adam kapattı. Hmm. Niye kapattı? Bir sayımız diyalogla alakalı. Hmm. Kur'an-ı Kerim Diyalo yani reddeder. Kul ...gel Keller buraya ya sen İslam'a geleceksin. Ya ehlel kitabı taalu ila kelimetin sevaim beyne ve beynekum. Yahudi Hristiyan İslam'a gelecek. İbrahim'i bir din diye bir kavram İslamiyet kabul etmez. Sen papaya gitmeyeceksin. Papa İslam'a gelecek. Onun için ya ehlel kitabı taalu taal yukarıdaki aşağıdakine der. Hmm. ...tevhidi anlatacaksın... ...İslamiyet bizim şahsi malımız değil ki... ...yani papayla oturalım... ...hahamla oturalım... ...yeni bir terkip yapalım... ...bu İslam olmaz... ...bu tefsirul Kur'an olmaz... ...bu tahriful Kur'an olur... ...bunu söylediğimizden dolayı... ...Amerika'daki adam... ...dergimizin adını satın aldı... Hmm. ...Ankara'da mizan anonim şirketi... ...diye bir müesseseleri adına... ...satın aldılar... ...sonra dava açtılar, hmm. dergiyi kapattılar. Bu fakire 5 bin lira para cezası verdiler. 2007'de mecmua kapatıldı. Sitemizi evimizden aldılar. Ya şimdi yazı yazıyorum o kadar. Ne yapayım dedim, nerede yazayım? E bu kadar yazıyı kim yayınlar? Bir de büyük yazılar, böyle ilmi yazılar, Uzun 10 sayfa, genel. 15 sayfalık yazılar. İlahiyat fakültesinden 7-8 tane genç kardeşim geldi. Eğitim merkezinde o zaman müdürlük yapıyordum. E, Diyanet eğitim merkezinde enfık fıkıh derslerine giriyordum. Onlarla okumaya başladık İFAM öyle kurum. Hmm. İşte. Yani Amerika'daki adam, adam susturalım dedi. allah Teala başka bir zaviyeden bir kapı açtı. Eyvallah. Fakat o zaman bunu kimseye anlatamazdınız. Mahkemelerde öyle hakimiyetleri vardı ki hmm. adam... Sizin mecmuadan sonra sizin derginizi kapatmak için aynı isimle bir dergi çıkarıyor ama tarihi önce gösteriyor. Hangi mahkemede ispat edeceksin? Her tarafı eline geçirmiş. Şimdi orada kuku kılıf uyduruluyor. Hep reddiyeler yazardım. Hı hı. Sonra ders okutmaya yoğunlaştık. 2011-12 olunca Hüküm diye başka bir mecmua evet. çıkardık. Ama daha çok fikri mesai. <laughs> yani o kadar ilmi değil de fikri mevzulara girdik. Davet, tebliğ konuları. Halen de hüküm yani devam ediyor. Devam ediyor. Eyvallah. Müslüman <laughs> gencin hayatı, İslam kızının dünyası nasıl olacak? Ya Dedim ki Allah Teala bize İslam'ı beyan vazifesi veriyor. Ama ben sürekli redde yazarsam o zaman o adamların dünyasına mahkum oluyorum. <laughs> yani bu adamları binde iki kişi okuyor. Ben de o iki kişiyi kurtarmak için sürekli reddi yazacağım. Ama öte taraftan 998 kişiye bu davayı anlatmaktan mahrum olayım. Dedik ki evet biz bu derslere devam edelim. Bu dersler bir anlamda onlar reddiye olsun. Hı hı. Kardeşlerimiz kendisi her bir bir mecmua çapında müktesebata sahip olsunlar ki elhamdülillah büyük alimlerin yola açılmış olduğu o ders halkalarıyla bir taraftan bir kalemimiz yine reddiye devam etsin ama bütüne baktığımız zaman bunun içinde yüzde Üç olsun beş olsun. Yüzde 95 doksan yeni bir dünyayı İslam'a göre nasıl kurabiliriz? Bunun cehdi, bunun gayreti içinde olalım. Eğer biz kendi dünyamızı kurmazsak o zaman